Şimdi sevgili izleyiciler, Amerika'da petrol fiyatlarında ani bir düşüş yaşandı. Peki bunun sebebi nedir? Amerika'da neler oluyor? Washington'a gidelim. Değerli bir konuğumuz var. Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Sayın Profesör Doktor Gürkan Kumbaroğlu bizlerle birlikte efendim. Haber 16'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Evet, Amerika'da tarihi bir gün yaşandı. Petrol fiyatları oldukça aşağı indi, bir düşüş yaşandı. Bunun etkileri nelerdir? Amerika'da ne oluyor? Küresel bazda talep neredeyse sıfırlandı. Yani geçen yıla göre baktığınızda günlük bazda 25-30 milyon varil yaklaşık olarak petrol talebinde düşüş var. Arz tarafında ise bir fazlalık var. Yani arz aynen devam ediyor. Bir kere Rusya, Suudi Arabistan arasındaki çekişme bir arz fazlası yarattı. Ondan sonra OPEC artı grubunun aldığı kısıntı kararı da zaten 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak. 9.8 milyon varillik, yani bu talep tarafındaki düşüşü karşılayabilecek bir miktar değil. Evet. Durum böyle olunca stoklar doldu, dolma noktasına geldi. Öyle olunca da artık petrol her yerde var. Kimse almak istemiyor, alacak müşteri yok. Stoklayacak yer de kalmamış. Üstüne para da vermeye başladılar. Eksiye düştü fiyatlar. Doğru. Amerika'da aynı zamanda. Şimdi Trump'ın bir açıklaması var. Trump da diyor ki tam zamanı diyor petrol almanın. Ama siz de diyorsunuz ki stoklayanlar var zaten, ama stoklamak doğru mu bu aşamada? Şimdi stoklar da oldu. Yani yeriniz varsa tabii, tankeriniz varsa yollayın bir tanker. Hemen Texas'tan alın şey. Mayıs vadeli fiyatlar eksiye düştü. Evet. Doğru diyor Başkan Trump. Şu anda stoklamak zamanı. Yani bu bir avantaj diyorsunuz stoklamanın şu an için. Peki, o zaman şunu da sorayım. Doğru, ama öyle bir kapasitemiz olduğundan da şüpheliyim ben. Zannetmiyorum. Stoklar doldu, rafinerilerin doldu. Bakın, tanker yok. Tankerler doldu denizlerdeki, üreticilerdeki, her yerdeki stoklar doldu. Onun için fiyatlar bu seviyeye geldi zaten. Bir yandan da dediğiniz gibi, yani küresel çapta bir sorun yaşanıyor. Makineler durma noktasına geldi. Ne olacak? Şimdi, şimdi tabii burada bir endüstrinin çökmesi söz konusu. Petrol endüstrisinin Amerika Birleşik Devletleri'nde çökmesi, binlerce insanın işsiz kalması, bu şirketlerin kredilerini geri ödeyememesi, iflas etmesi, dolayısıyla batık krediler nedeniyle bankaların zora girmesi, böyle bir zincirleme reaksiyon çok ağır bir ekonomik darbe aslında. Peki Türkiye açısından değerlendirirseniz, bunun bu rakamların Türkiye açısından nasıl bir önemi var? İleriki dönemde nasıl yansır bize? Şimdi Türkiye açısından biz geçen yıl baktığınızda 17 milyar dolar petrol ithalatına vermiş bir ülkeyiz. Bunları ithal ediyoruz. Dolayısıyla bu fiyatların düşmesi Türkiye için bir şans, bir fırsat. Sadece petrol değil, petrol fiyatı düşünce bizim doğal gaz kontratları da petrol ve petrol türevlerine endeksli olduğu için gecikmeli olarak yakın dönemde bunların etkisini de doğal gaz fiyatlarında da göreceğiz. Türkiye için dolayısıyla bu düşük fiyat seviyesi girdi maliyetini enerjide aşağı çeken çok önemli bir avantaj. Kısa vadede dediniz ama, değil mi? Şimdi kısa vadede şöyle, bakın Mayıs fiyatları eksiye düştü. Haziran fiyatları şu anda 20'lerde seyrediyor. Bu işin talebin canlanmasına bağlı, ama talep ne kadar canlanırsa canlansın. Artık orta vadede de 50'li fiyatlar seviyesi beklenmiyor. 2022'den önce 50'li fiyatları bir daha göreceğimizi hiç kimse beklemiyor artık bu şartlar altında. Bu iş öyle çok hızlı, kolay kolay birden toparlanacak değil. Peki benzin olarak baktığımızda bizim kesemize bir faydası var mı? Türkiye olarak değerlendirirseniz en çok merak edilen konulardan biri. Vatandaş olarak diyorsanız tabii benzinlerde ciddi bir vergi yükü var. Dolayısıyla aynı şekilde ham petrol fiyatı düşüş, fiyatlar
da yansımaz. Yansıması mümkün de değil. Tabii araya rafineri giriyor, rafineri marjı, dağıtım marjı vesaire. Bir de vergi gelince pompa fiyatlarının sıfırlanması söz konusu değil. Ham petrol fiyatlarının bu noktaya gelmiş olması pompa fiyatlarını aşağı çeker ama çok onun etkisi, onun aşağı düştüğü miktar tabii kısıtlı olarak kalacaktır. Ama doğalgazda da benzer bir durum var. Dolayısıyla doğalgaz hanelerde de çok kullanılan işte gerek ısınma için ama şimdi yaz dönemine giriyoruz. O dönemde mutfaklarda da çok kullanılan bir yakıt türü olduğu için hanelere de bu açıdan bir faydası olacak. Ama sanayi olarak baktığınızda sanayide maliyetlerin düşmesi rekabetçiliğin artması için aslında bir ön koşul. Bu ön koşulu bunu bir fırsata çevirmek, hele de Çin'e olan bu bağımlılığın azaltılmak istendiği bir dönemde. Şimdi Çin demişken şunu da sormak istiyorum. Süregelen bir ticaret savaşı var Amerika ve Çin arasında ve bu koronavirüs sürecinde de iyiden iyiye arttı baktığımız zaman ve Trump sürekli Çin'i suçluyor virüsle ilgili. Çin de dünyanın dört bir yanına yardım göndermeye devam ediyor. Peki bu süreçte bu Amerika-Çin ticaret rekabetinde nasıl bir etki yaratır? Yani nelere yol açabilir? Neler düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle, bu Amerikan şirketlerinin dörtte üçü Çin kaynaklı tedarikte sıkıntı yaşadı. Şimdi virüsün Çin'den çıkması, yani Wuhan'dan çıktı. O, Başkan Trump doğru söylüyor. Orada laboratuvardan mı çıktı kasıtlı olarak? Yoksa bu bir kaza sonucu mu çıktı? O araştırılıyor. O henüz netleşmedi. Her halükarda ne olursa olsun Çin'e olan bağımlılığın azaltılmak istenmesi gerçeği var. Ciddi bir reaksiyon var. Yani burada sırf yani hem insan ölümlerinde Amerika bir numara oldu, hem de işte vaka sayısında hem de ekonomik kayıplarda yani bu enerji sektörü de tuzu biberi oldu yani bütün bunlar üstüne. Çok ağır bir darbe yedi bu işten Amerika Birleşik Devletleri ve buna Çin kaynaklı olduğu ağır basıyor görüşlerde. Bu nedenle Çin'e olan bağımlılığın azaltılmasına yönelik gayretler özellikle gelişiyor. Peki finans sektörü nasıl etkilenir Amerika'da? Şimdi finans sektörü de bakınız krediler, şimdi iflas edecek şirketler dedim, bu enerji şirketleri iflas etmesi durumunda bu şu demek, kredilerini geriye ödeyemiyorlar demek aldıkları kredileri. Aldıkları kredileri geriye ödeyemiyorlarsa finans sektörü de o zaman ne kadar etkilenir, ayakta durabilecek mi? Bunu da sorgulamaya başlamak lazım. Zaten ticaret büyük ölçüde durmuş durumda. Sokağa çıkma yasakları nedeniyle. Bütün tüketici alışkanlıkları değişmiş durumda. Bütün sistem alt üst olmuş durumda. Finans da etkilenen sektörlerden bir tanesi. Hele iflaslar başlarsa turizm sektöründe başladı burada. Oteller teker teker kapıyor. Birçok şirket ticaret sektöründe de başladı. Böyle finans iflaslar çoğalırsa finans sektöründe buradan etkilenmesi söz konusu tabii. Peki şimdi Covid-19'un etkilerini özür dilerim görüyoruz doğru ve bu devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi dünya genelinde biraz önce de bahsettik makineler durma noktasına geldi. Uçaklar kalkmıyor. Yani bir zorluk var ve hareketsizlik var. Şimdi bu süreç daha ne kadar devam edecek bilemiyoruz. Ancak bu süre içerisinde baktığımızda ve işler durma noktasına gelmişken nasıl bir enerji piyasası göreceğiz biz? Şimdi tam işte bunları biz tartışıyoruz. Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği'nin ben
geçmiş dönem başkanıyım ve bu çerçevede uluslararası topluluk içinde sürekli tartıştığımız konular ve yarın Türk saati, Türkiye saatiyle saat 17.00'da bunları tartışacağız. Bunları Amerikan Enerji Bilgi İdaresi, Amerikan Enerji Bakanlığı'ndan bir uzman ve George Washington Üniversitesi'nden bir uzman ve özel sektörden bir uzmanla birlikte tartışacağız. Üçü de Washington DC merkezli. Buna sizleri de davet ederim. Ücretsizdir katılım. Bilgisayar üzerinden online. Burada bunları hepsini detaylı olarak masaya yatıracağız. Bu süreci şunu da sormak istiyorum. Petrol üretmeyen ülkeler için bir avantaj mıdır yoksa dezavantaj mıdır? Petrol üretmeyen ülkeler için Türkiye gibi de avantaj tabii. Yani fiyatların inmesi. Hiç şüphe yok bunun avantajı olduğuna. Bu avantajı iyi kullanıp işte demin söylediğim odur. Hangi sektörlerde bu avantajı fırsata çevirmek mümkün, ona ağırlık vermek lazım. İkili ilişkilerin, ticari ilişkilerin Türkiye'nin özellikle Avrupa ve Amerika Birliği, Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri ile çok hızla gelişebileceği bir dönem giriyoruz. Böyle bir kapının aralandığı. Dolayısıyla bu da proaktif davranmak lazım. Hızlı davranmak lazım. Yani bir taraftan evet böyle bir pandemi var. Bunun tabii sağlık etkileri üzücü falan ama bu hayatı durdurmamalı. Türkiye için aslında proaktif olma zamanıdır. Peki petrol krizi ne zaman bitecek Gökhan Bey? Şimdi bu kısıtlamalar kalkınca yavaş yavaş bunun da aslında şu gözüküyor. Mayıs ayından itibaren yavaş yavaş kademeli olarak artık kalkması söz konusu. Zaten burada Amerika Birleşik Devletleri'nde protestolar başladı ve giderek artıyor bu protestolar bu kısıtlamalara karşı. Şimdi yani şu anda Virginia'da 10 Haziran'a kadar ilan edildi sokağa çıkma yasağı. Ama eyaletler bazında serbest bırakıldı. Bir takım eyaletler önümüzdeki haftadan itibaren bazı işlerde bu kısıtlamaları gevşeteceklerini söylediler, ifade ettiler. Yani yavaş yavaş Mayıs ve Haziran aylarında kalkacağı o gözüküyor. Peki, şimdi Amerika'daki son durumu da size soralım Gürkan Bey. Virüsün merkez üssü Amerika, vaka sayısı artıyor. Ölüm oranı da günden güne artıyor. Ne yapıyorlar Amerika'da? İnsanlar tedirgin mi? Ne gibi önlemler alınıyor? Alınan önlemlerin yetersiz olduğu eleştiriliyor. Siz neler söylemek istersiniz? Günleriniz nasıl geçiyor? Şimdi sağlık sektörü çökmüş durumda. Olay buradan kaynaklanıyor. Türkiye gibi değil. Türkiye şimdi bu konuda hızlı davrandı ve çok kuvvetli bir sağlık sektörü var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu noktaya gelmesinin asıl nedeni başlangıçta ciddiye alınmadı. Ve ondan sonra da sağlık sisteminin çok yetersiz olduğu ortaya çıktı. Hastaneler hemen hemen hepsi dolmuş durumda. Hiçbirinde zaten yoğun bakım ünitelerinde yer yok. Eksi listeler ilan ediliyor. Hangi hastane ne kadar ekside. Dolayısıyla hani Allah göstermesin başınıza bir iş gelirse buradan sağ çıkma olasılığınız düşük. Türkiye'ye nazaran çok çok daha düşük. Sağlık sisteminin çökmüş olması sebebiyle. Nasıl geçiyor? Genel ihtiyaçlarınızı nasıl karşılıyorsunuz? Markete gidebiliyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor bir günlük zaman? Şimdi şöyle yani şöyle market alışverişini artık haftada birden fazla yapmıyoruz. Bir iki haftada bir. O da şöyle oluyor. Önceden sipariş veriliyor. Sipariş verdikten sonra gidiyorsunuz. Bagajınıza, arabanızın bagajınıza koyuyorsunuz. Hiç kimseyle bu muhatap olmadan
alıp geliyorsunuz. Bu şekilde ilerliyoruz kimseyle muhatap olmamak adına. Buradaki sokağa çıkma yasağı Türkiye'den biraz daha rahat. Yani rahat derken hani spor amaçlı işte çıkabiliyorsunuz, marketler açık, markete gidilebiliyor vesaire. Dolayısıyla hani benim buradaki işte şansım şehir merkezinde o kalabalığın içinde, büyük binaların içinde olmamam. O büyük bir şanssızlık olurdu bu dönemde. Dolayısıyla günlerimizi tabii evde, bu bulunduğumuz bölgede çalışarak geçiriyoruz. Şimdi bizim işlerimiz de tabii evden çalışmaya müsait. Araştırma anlamında, araştırma olsun, eğitim olsun. Dolayısıyla benim aslında günlerim son derece yoğun geçiyor. Çalışmak konusuna bakarsanız zaman olarak yetersiz kalıyor çoğu zaman. Türkiye içinde birçok meslekte, birçok sektörde öyle. Yani evde kal, evde yat anlamına gelmemeli. Evde kalınca evden yap anlamına gelmeli. Yapabileceğin kadar işi, buna bütün Türkiye adapte olması lazım. Zira bu işlerin, yani açılsa dedik, Mayıs, Haziran kademeli açılması bekleniyor dedim ama yavaş yavaş, ama böyle eskisi gibi bir dünya hemen olmayacak. Burada çok büyük de bir travma var insanların üzerinde. Bu artık böyle kolay kolay kalabalık konserler vesaire insanları burada görmeyeceksiniz. İnsanlar çok tereddüt edecek, çok yavaş kalkacak. Belki önümüzdeki dönemde okullar online eğitime devam edecek. Dolayısıyla bu yeni dünyaya alışmak lazım biraz da. Dünyaya alışacağız. Tabii ki tedbiri de elden bırakmayacağız ama sağlığınıza dikkat edin. Ama şunu da Aynen. merak ediyorum. Şimdi Trump'ın geç önlem aldığına dair tabii ki haberler yapıldı. Birçok basın sektöründe yine yer aldı dünya genelinde. Amerika'da eleştiriliyor mu yeterince? Şimdi eleştiriliyor tabii. Tabii burada bir de seçimler var. Hani bu yılın ilerisinde yapılacak olan seçimler. Dolayısıyla için siyasi bir boyutu da var. Ama bu eleştiriler sık sık gündeme geliyor. İşin başından beri her gün masaya yatırılıyor. Gündeme geliyor ve bu bir gerçek. Hani işin başlangıcında, hani bu iş artık başladığı zaman, bilindiği zaman, Amerika'ya geldiği bir soğuk algınlığı gibi olacağı, geçeceği vesaire söylendiği, yani üst düzeyde bu şekilde açıklamaların yapıldığı oldu. İşler farklı bir noktaya taşınınca ancak ciddiyete alıştı. Ama burada da Dünya Sağlık Örgütü suçlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nün yeterince açık davranmadığı, Çin merkezli davrandığı ve bu uyarıları yapmadığı konusunda kendini savunuyor sürekli olarak. Ve biliyorsunuz, Dünya Sağlık Örgütü'ne olan finansmanı da kesti. Evet. Yani bu kesti ve bu yine tepkiye yol açmıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün de bu konuda açıklamaları var. Keza yine Avrupa cephesinden de gelen açıklamalar vardı. Peki 2020 yılını enerji piyasasında neler bekleyecek? Son olarak şimdi merak ediyorlar. Fiyatlar nasıl bir seyir alacak? Neler söylemek istersiniz son olarak? Sizi çok yorduk, çok soru sorduk Şimdi ama merak ediyoruz tabii ki. düşük enerji fiyat dönemi petrol ve gazda devam edecek. 2021'de bunu biliyoruz artık. Şimdi ama bu dönemi yenilenebilir enerji için ve sürdürülebilirlik açısından yeni bir dünya yaratmak için yine bir fırsat olarak görmek de mümkün. Yani eskisi gibi fosil yakıtlara bağımlılık, işte kömürdür, kömüre dayalı sistem kuralım, ucuz olsun, en ucuz olsun kömür olsun, işte fosil yakıtlar ağırlıklı olsun, böyle bir dünya kuralım vizyonundan kurtulmak lazım. Sürdürülebilir sistemler kurmak lazım. Ve daha modüler, bu sürdürülebilir
elektrik içinde de modüler sistemlerin öne çıktığını görüyoruz. Yani şimdi mesela Rusya'da nükleer santralde de işçilerin, çalışan kişilerde virüs çıktı. Şimdi bir nükleer santral neresinden bakarsanız birkaç bin megawatt oluyor farklı üniteleriyle. Böyle bir nükleer santralin bu pandemi nedeniyle üretimini durdurması demek arzda çok ciddi bir sıkıntı kaynağı demek. Şimdi bu noktaya gelinmemesinin bir yolu riski dağıtmak. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela öne çıkan konu küçük modüler reaktörler. Minicik reaktörler birkaç yüz evi aydınlatabiliyor kurulduğunda. Ama etrafta hani hem yer kaplamayan hem uzun yıllar bakım istemeyen reaktörler geliştiriyor nükleerde söyleyeyim. Şimdi yenilenebilir enerjide keza yenilenebilir enerjinin yaygınlaşması için karbon yoğunluğunu böyle bu geldiği seviyede devam ettirebilmek için sürdürülebilir enerji sistemleri nerede nasıl geliştirilebilir, fırsatlar nerede var bunların üstüne gitmek aslında geleceğe hazırlı olmak anlamında da çok önemli. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yok, çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz efendim, iyi ki katıldınız. Sağlığınıza dikkat edin ama sağlıklı günler. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, Profesör Doktor Gürkan Kumbaroğlu bizlerle birlikte oldu. Washington'dan bağlandı ve son durumu öğrendik. Amerika'daki ilgili ve petrol fiyatlarındaki bu ani inişin detaylarını kendisinden dinledik.